Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz. Cumhuriyet yazarlarından Miyase İlknur yazdı. Sezgin Baran Korkmaz tutuklu bulunduğu Avusturya'da mahkemenin aldığı kararla yargılanması üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmişti. SBK Sezgin Baran Korkmaz'ın kısaltılmış hali. ABD'de ilk duruşmasına çıkan SBK sadece formalite gereği kimlik bildirimi dışında bir şey konuşmadı. Peki konuşacak mı? Avukatına göre şartlı iade edildiği için Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili bir şey konuşmayacak. Zaten siyasilerle de bir ilişkisi yokmuş. SBK'nın avukatı ya çok saf ya da alemi sersem sanıyor. ABD'deki hapishane koşullarını bilenler ve yargılandığı davada 255 yıl hapis cezası sistemiyle yargılanacak olan SBK'nın konuşmaktan başka seçeneği olmayacağı görüşünde. Bence de konuşacak. Hele de avanta dağıttığı herkesin kaydını alan bir kişi bu kayıtları da Sedat Peker'e gönderen bir kişi başkalarını yakmamak için kendisini yakacak kadar safoş değil. İşte bu olasılık nedeniyle Türkiye'deki SBK'nın SBK ayağına uyku tutmuyor. SBK'nın ayağı SBK'lar kimdir? Bir de onun açılımını yazalım da bulmaca çözmeyin bari. Sezgin Baran Korkmaz'ın yükselişinde her kilitli kapıyı açmasında ve kamuoyunda bir Robin Hood olarak popülaritesinin oluşmasında katkısı olanlar. Yani siyaset, basın ve kara para aklamada yardımcı kişi ve kurumlar. Siyaset, basın, kara paracıların açılımı da SBK oluyor doğal olarak. Siyasetin kapısını ona aralayan ilk kişi Mücahit Arslan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süre danışmanlığını da yapan Arslan, Erdoğan'ın kara kutusu olarak adlandırılıyor. SBK'nın devletle de işlerini çözmede yardımcı olduğu söylenen Mücahit Arslan üzerinden de Berat Albayrak'la tanıştığı söylenen SBK için artık devlette açılmayan kapı yoktu. Berat Albayrak'la ilişki kurduktan sonra artık Mücahit Arslan'ın pabucu dama atıldı. BDDK 2015 yılında SBK'nın hileli yollarla çöktüğü şirketleri topladığı mega varlık şirketi için mega varlık şirketinin kuruluşuna izin veriyor. Hem de yönetiminde ABD'de devleti dolandırmakla suçlanan ve o paraları SBK'nın şirketleri üzerinden atlayan Jacob Kingston bulunmasına rağmen Varlık şirketlerinin kuruluşu ve BDDK'dan izin alması hayli zorlu bir süreç. SBK'nın siyasette tek ilişki kurduğu Aslan ve Albayrak değildi kuşkusuz. Cumhurbaşkanı sayısı belirsiz danışmanlarından Korkmaz Karaca'ya... ...yalısını ofis olarak kullanımına tahsis ettiğine göre sarayda hayli nüfus sahibi. Diğer ilişkilerinde konuşunca öğreneceğiz. Kaynağı belirsiz paralarla ya da kanun dışı işlerle zenginleşenler arkalarına hem siyasetçi hem de basın desteğini almak isterler. Siyasette sorunlarını çözen bu sonradan türedi zenginler basını kullanarak da itibar satın alırlar kendince. Bu yeni bir durum değil. Altın tabancalı uyuşturucu kaçakçılarının gazete satın aldığını da gördük. Tanımış tefecilerin gazete almak için pazarlık yaptığına da tanık olduk. Tabi devletten ballı ihale almak için gazete patronluğunu araç olarak kullananları da. SBK da aldığı kara paraların yasal faaliyetlerden edindiği izlenimini vermek için basına ihtiyacı vardı. Basına hemen zarf içinde para vermek adaba yakışmazdı. Önce oteline davetler, yatında ağırlamalar, yalısında beş çayları derken samimiyeti ilerletip sonrasında zarfla para vermeye kadar gitmiş iş. En son gazeteci Erk Acerer'in açıkladığına göre SBK'dan para sızdırmak için oğlunu kurye olarak kullanan bile varmış. Şaşırdık mı? Elbette hayır. Bazı meslektaşlarımızın bindiği arabaları, Bodrum, Çeşme gibi yerlerde yazlık sahibi olması, lüks ciplere binmesi, İstanbul'un en seçkin semtlerinde oturması meslek gelirleriyle açıklanabilecek bir durum değil. Biz SBK'dan kimlerin para aldığını ismen az çok biliyoruz. Hem de SBK'ya çalışan en yakınındaki isimlerin verdiği listede adı bulunanlar bizim mahallede çok kişi tarafından biliniyor. Otelinde ve yalısında kimleri ağırladıysa, kimler ona Robin Hood olarak güzelleme yaptıysa paraları da onlara basmıştır. Bir de SBK konusunda şu ana kadar isimleri geçmeyenler var. Kara paralarını bankalarında aklayanlar, şirketlerine kolayca çökmesi için malları hacizli ve kredilerini ödemekte zorlanan iş adamlarının listesini SBK'ya ulaştıran bankacıları da konuşacağız önümüzdeki günlerde. Kağıtçıları da unutmayalım. Borsa İstanbul'da işlem yapanlar arasında hisse senetlerinden kağıt diye söz edilir. Sezgin Baran Korkmaz'ın Borsa İstanbul'da kara paralarını aklayanlar, hisse senetlerini toplayarak ekonomik darboğaza girmiş şirketlerin yönetimi ele geçirmesinde yardımcı olan hayli çevik ve becerikli kardeşleri de ya SBK ya da Sedat Peker açıklayınca hep birlikte öğreneceğiz. Hesaplaşma oldukça kanlı olacak gibi.